Merhaba. Bugün bana göre Türkiye'nin en önemli sorunu olan konuyu sizlerle tartışmak istiyorum. Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim? Özetli sorunun cevaplarını tartışmak istiyorum. Bu soru şundan önemli. Her ülke netice itibariyle dostunu, düşmanını öncelikle belirlemek durumundadır. Tehdidin kimden geldiğini, o tehdide karşı kimlerle ittifak yapabileceğini belirlemesi için dost, düşman ayrımını netleştirerek kendi strateji belgelerine koyması gerekir. Ancak dostun ve düşmanın kimler olduğu saptandıktan sonra buna ilişkin taktikler, yani dostu güçlendirme, düşmanı yalnızlaştırma, düşmana karşı yeni dostlarla ittifak yapma gibi planlamalar yapılabilir. Bu bakımdan en hayati sorundur. Bugün bu konuyu tartışacağım. Hangi düzlemde? Özellikle NATO'nun son belirlediği stratejik konsept ya da daha doğru Türkçe ifadeyle stratejik kavram içerisinde yer alan konular üzerinden. Şöyle başlayalım isterseniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen günlerde TV100 ekranlarında Türkiye'nin önündeki sorunları konuşurken aynı zamanda NATO düzleminde de tehditler nedir ne değildir bağlamında yaptığı açıklamalar vardı. Şöyle demişti örneğin, bugün NATO için iki tehdit var. Bir tanesi terörizm demişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Peki ya diğer tehdit hangisi? Yani iki tehditten biri terörizm ise. Çavuşoğlu o konuşmasında, yani TV100'deki konuşmasında diğer tehditten bahsetmedi ama sözlerinin devamında terörizm tehdidini NATO açısından bir kez daha vurguladı ve şöyle dedi, bu kez daha sertleştirerek cümleyi: NATO için iki düşmandan biridir terör. Yani tehditten düşman kavramına kadar götürdü terörizmi. Şimdi demin söyledim, NATO'nun yeni stratejik kavramının içerisinden hareketle bu bağlamda tartışacağız diye. Hatırlarsanız Haziran sonunda Madrid zirvesinde NATO yeni bir stratejik kavram onaylamıştı. Buna göre de NATO yeni tehditler belirleyerek bu tehditlere karşı nasıl mücadele edeceğini de bir belgeye, rehber niteliğindeki bir belgeye işaretlemişti. Dolayısıyla o kavram içerisinde değerlendirirken konuyu, o kavrama dair Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de hatırlamamız gerekiyor. Erdoğan zirve sonrası Madrid'de düzenlediği basın toplantısında tam da bu konuda aynen şöyle demişti: terörizmin bütün tür ve tezahürleriyle temel iki tehditten biri olduğu ittifakın en üst rehber belgesine girdi. Evet, görüldüğü gibi iki tehditten bahsediliyor ve o tehditlerden birinin terörizm olduğu söyleniyor. Ya diğer tehdit, bu tehditten pek bahsedilmiyor. Tabii hakkını yemeyelim. Yaklaşık bir ay önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir başka vesileyle yaptığı açıklamada NATO için iki tehditten biri terörizm, diğeri de Rusya'dır demişti. Dolayısıyla Rusya'nın NATO tarafından tehdit algılandığının üzerine örtüyor değiller. Fakat bunu çok da fazla dillendirmiyorlar. İyi ki de dillendirmiyorlar bana kalırsa. Şimdi gelelim esas meseleye. Erdoğan ve Çavuşoğlu çok fazla telaffuz etmese de NATO için, yani Erdoğan'ın da onayladığı yeni NATO stratejik kavramı içinde asıl tehdit Rusya'dır. Üstelik NATO bunu Erdoğan'ın da liderler zirvesinde onayladığı yeni stratejik kavramına çok ağır ifadelerle yerleştirmiş oldu. Örneğin 8. maddede Rusya için en önemli ve doğrudan tehdit deniyor stratejik kavramın 8. maddesinde. Yine bir başka yerde Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'deki askeri varlığı ile NATO'nun güvenliğine ve çıkarlarına Rusya meydan okuyor diyor NATO'nun yeni stratejik kavramı. Şimdi bu önemli tabii, NATO'nun işaret ettiği 3 bölgenin ikisi Türkiye'de, yani Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de Rusya'nın bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Bunlardan ikisi Karadeniz ve Türkiye, Türkiye'nin çevresi, Karadeniz ve Akdeniz Türkiye'nin çevresi. Dolayısıyla NATO Rusya tehdidinin doğrudan Türkiye'nin çevresini ve tabii haliyle Türkiye'yi de hedef aldığını stratejik kavramına, en önemli belgesine koymuş oldu. Şimdi gelelim bunun doğru olup olmadığına. Tabii Türkiye için elbette doğru değil. Ama bana kalırsa bu NATO için de doğru değil. Çünkü Rusya NATO'ya
tehdit değil. Tersine NATO bana kalırsa Rusya'ya tehdit. Doğrudan Rusya'yı hedef alan, tehdit eden uygulamalarıyla sahada bunu 30 yıldır yapan aslında NATO'dur. 1989-91 aralığında, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çözülmeye başladığı dönemde Washington'la Moskova arasında bir takım mutabakatlar oldu. Bunların bir kısmını yeni tartışmalar nezdinde özellikle Alman belgeleri ve İngiliz belgeleri olarak da ortaya çıktılar gerçi, ama Amerika uzunca bir süredir yok öyle mutabakat, söz vermedik diyor pek çok diplomatı. Bazı diplomatlar da hani söz versek bile ne ki, yazılı belge yok diyor, ama yazılı olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Özellikle İngiliz ve Alman belgelerinde bunu da ayrıca başka bir programda daha ayrıntılı konuşuruz. Şimdi o Washington ve Moskova mutabakatlarına göre Amerika'nın genişlememesi, NATO'yu genişletmemesi gerekiyordu. Rusya'ya doğru genişletmemesi mutabakata alınmıştı. Ama tersine Amerika 99 yılından itibaren NATO'yu genişletme kararları alıp bir dizi 5 dalga halinde NATO'yu Rusya'ya doğru olabildiğince genişletti. Dahası son dönemde artık Ukrayna ve Gürcistan'da turuncu darbelerle bu iki ülkeyi Rusya'ya karşı böyle bir mızrak görevi görecek şekilde inşa etmeye çalıştı. Ve Baltık, Doğu Avrupa, Karadeniz hattından da deyim yerindeyse Rusya'nın boğazını sıktı. Şimdi Ukrayna'ya müdahale konusu tartışılırken bunu görmeyip sadece bir devletin, bir başka devletin egemenliğine müdahalesi olarak görmek, neden sonuç ilişkisi kurmadan sadece son sahneye bakmak gibi bir durum ortaya çıkarıyor. İşte bu gerçekler görüldüğünde aslında Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin de son tahlilde boğazı sıkılan Rusya'nın bir nefes alma hamlesi olduğu anlaşılacaktır. Her neyse, o ayrı konu. Biz gelelim Türkiye açısından Rusya'nın tehdit oluşturup oluşturmadığına. Bana kalırsa Türkiye açısından Rusya tehdit oluşturmayı bırakın, tersine stratejik planda Türkiye'nin yakın dostudur. Rusya Türkiye'nin son dönemde Suriye'de, Karadeniz'de, Kafkasya'da büyük dostluk gösterdiği bir ülke oldu. Türkiye'nin bu dostluk sayesinde çeşitli kazanımları oldu. Uzun yıllardır çözülemeyen Karabağ sorununun Azerbaycan lehine çözümünde ya da Türkiye'yi hedef alan Amerikan koridorunun kesilebilmesinde ya da Karadeniz'in Amerikan İngiliz işgaline girmesinin önlenmesinde bu dostluk kaldıraç görevi gördü. Hatta şimdilerde öyle büyük alan açtı ki bu dostluk, özellikle Yunanistan'ın da Batı kampında Amerikan üssüne tamamen ülkesini dönüştürmesinden sonra Rusya'yla bağların neredeyse kopma noktasına geldiği şartlarda Türkiye-Rusya dostluğunun özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını ve buradan hareketle de Doğu Akdeniz'deki kuşatmanın önemli bir şekilde yarılmasını sağlayacak nitelikte bir kaldıraç olacağını da belirtelim. Diğer yandan Moskova yönetiminin özellikle Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü gibi, BRICS gibi çok önemli örgütlere üye olmasını da istediğinin altını çizelim. Şimdi tabii Rusya ile ilgili Türkiye'de bu NATO'culuk nedeniyle uzun yıllardır bir Rus karşıtlığı var. Bu daha ziyade 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde Rusya'nın Türkiye'den toprak talep ettiği ve komünizmin ülkeyi işgal edeceği üzerinden Türkiye'nin Atlantik kampına bağlanmasıyla da ilgili bir süreç. Deyim yerindeyse Türkiye'yi bu iki suçlama üzerinden kolayca hem Kore'ye asker göndermeye rahatlıkla ikna etmiş, hem de hızla Atlantik kampına kamuoyunu bağlanma noktasında ikna etmiş oldu politika yapıcılar. Oysa belgeler iki gerçeği ortaya koyuyor. Birincisi, Rusya'nın taleplerinin doğrudan olmadığını ama kamuoyu imalatı için dönemin politika yapıcıları tarafından fazlasıyla köpürtüldüğü belgelerden ortaya çıkıyor. İkincisi, Ankara'nın bu olaydan önce Atlantik kampına geçmeye aslında karar verdiğini, olayı da kararını uygulayabilmenin bir aracına dönüştürdüğünü belgeler yine bize gösteriyor. Ve
Toplamda işte bütün bir soğuk savaş dönemi boyunca bir komünizm tehdidi, işte Ruslar toprak istiyor gibi politikalar üzerinden hızla Türkiye Cumhuriyeti, yani daha çok kısa bir süre önce Atatürk ve arkadaşlarının Türk milletini seferber ederek kurdukları bağımsız devlet hızla Atlantik kampına bağlandı. Bağımsızlıktan Atlantik'e bağımlılığa geçmiş olduk ne yazık ki. İşte bugün de benzer şekilde Rusya karşıtlığı üzerinden yine Türkiye'yi böyle Amerikan stratejilerine çapalamaya çalışıldığını görüyoruz. Örneğin bunu son dönemde çok fazla PYD ilişkisi üzerinden yapıyorlar ve konu dönüp dolaşıyor, ekranlarda da görüyoruz. İşte efendim Moskova'da da PYD bürosu var gibi bir genelleme üzerinden Rusya'nın teröre destek verdiği, dolayısıyla Türkiye'nin düşmanı olduğu işleniyor. Oysa gerçek şu, yani Rusya'nın PYD ile ilişkisiyle Amerika'nın PYD ile ilişkisi hedefleri bakımından birbirine 180 derece zıt ve gerçekte sadece biri Türkiye'nin lehinedir. Sonuç şudur son düzlemde. Amerika PYD'yi ne için destekliyor? Suriye'yi bölmek için. Suriye'nin özellikle kuzeyinde PYD için bir devlet kurup o devleti de Doğu Akdeniz'e bağlamak için PYD'yi destekliyor. Rusya ise tersine PYD'yi Amerika'dan kopartıp Suriye içinde tutmak için çabalıyor. Dolayısıyla ikisinin PYD ile ilişkisi birbirinden niteliği bakımından da, karakteri bakımından da, hedefleri ve amaçları bakımından da tamamen farklıdır. Biri Suriye'yi bölmek için, biri Suriye'nin bütünlüğünü koruyabilmek için yapıyor. Bu ayrımı iyi görmeden sadece Moskova'da PYD bürosu var basitliğiyle bir değerlendirme yapmak ne yazık ki gerçekle bağdaşmadığı gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasetlerin de önünü açmıyor. Şimdi gelelim en baştaki söylediğimize. Yani iki tehditten biri terörizmdir dedi ya Erdoğan ve Çavuşoğlu. Bunu da değerlendirerek konuyu bağlamış olalım. Şimdi bu da aslında doğru değil. Yani NATO için iki tehditten biri terördür demek doğru değil. Niye? Terör NATO'ya tehdit mi? Değil. Çünkü uluslararası terörün ana sponsoru zaten Amerika'dır. Ve dolayısıyla Amerika'da bugünkü şartlarda %99 oranında eşittir NATO'dur. Dolayısıyla müttefik ABD, Türkiye açısından müttefik olan ABD aslında bu açıdan bakıldığında bile Türkiye'nin düşmanıdır. Oysa NATO'nun düşman ilan ettiği Rusya ise bu açıdan bile bakıldığında Türkiye'nin dostudur. İşte bu nedenle yani dost düşman kavramları tamamen karma karışık hale geldiği için bunun aydınlatılması gerekiyor. Türkiye NATO içinde olduğu için Rusya'yı düşman kabul ediyor ne yazık ki. Fakat pratikte, sahada, uygulamada Rusya Türkiye'nin dostudur. Ve tersine NATO üyeliği nedeniyle de Amerika Türkiye'nin müttefiki olmasına rağmen Türkiye'yi hedef alan terörü desteklediği için de sahada, uygulamada, pratikte fiilen Türkiye'nin düşmanıdır. Dostla düşman, müttefiklik ilişkileri, kağıt üzerindeki bu ilişkilerin tamamı aslında birbirine 180 derece ters olması gereken durumdadır. Türkiye'nin en önemli ve stratejik planda bana kalırsa çözülmesi gereken çelişmesi budur. Evet, bugünlük bu kadar diyelim ve bitirirken hatırlatalım. Son 3-4 aydır YouTube üzerinden bu tip tartışmaları, sohbetleri arttırmaya çalıştım. Daha çok ilgi çekmesini umuyorum. Bu nedenle sizler de kanalın tanıtımında çevrenize, eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. İzleyenlerin de özellikle abone olmasını rica ediyorum. Görüşmek üzere.